Değerli konuklarımızla birlikte 12 Aralık'ın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ama önce meclise döneceğiz. Kabine toplantısı. Gözler hem emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi. Acaba yeni bir yaş sınırı mı gelecek? EYT'liler yine mi yaşa takılacak sorusu için kabine toplantısındaydı. Bir yandan da tabii asgari ücret ekonomi ağırlıklı toplantısını gerçekleştiriyor. Beştepe Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Ama bu arada EYT'de hani bugün bir açıklama gelir beklentisi vardı. Bugün Hazine Maliye Bakanları'nın bütçesi üzerindeki genel görüşmeler de vardı. Saliha Çolak şimdi karşımızda bir kez daha meclisten. Saliha sen bunu sormuştun. Aldığın cevabı da veyahut da cevap vermemesini de Bakan Nebati'nin ekranlara taşımıştık. Yani acaba emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi, hazine buna karşı çıkıyor bir yaş sınırı gelsin istiyor diye sorduğum zaman yorum yapmamış, gülümsemiş ve devam etmişti. Beklentimiz bugün kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapmasıydı ama AK Parti kaynakları bugün veya bu ay değil diyor, değil mi? Detayları senden rica edelim. Evet, emeklilikte yaşa takılanlarda yeniden bir yaş sınırı gelecek mi? Aslında ortadaki soru bu. Çünkü 48-50 yaştan söz ediliyor. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaşından önce bu haktan yararlanılamayacak. Peki hazırlıklar bu yönde. Acaba düzenleme bu şekilde çıkacak mı ve ne zaman çıkacak? Zamanlama da önemli elbette. Bugün genel kurula bütçe görüşmelerine girerken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye sorduğumuzda yanıtlamak istemedi o soruyu. Çünkü hazineye takıldı. O nedenle yeniden bir yaş sınırı geliyor iddiası var. O yanıtlamadı ancak zamanlama konusunda yeni bir bilgi var. Nedir? Aslında bu biz bir süreden beri konuşuluyordu. Meclis bütçesinin, bütçe görüşmelerinin daha doğrusu getirdiği bir takvim var. O takvimin içerisinde EYT'nin görüşülemeyeceği bu yönde bilgiler geliyordu. Ancak bugün yeniden AK Parti kaynaklarından böyle bir bilgi geldi. Bu da nedir? Bu ay yetişmeyecek EYT. Öyle görünüyor. Ocak ayında görüşmelere başlayacağız. Bu arada da çalışmalara devam edeceğiz. AK Parti kurmaylarına göre bu meclis takvimi, önümüzdeki meclis takvimi bunun için müsait değil. Aynı zamanda çalışma da sürüyor. O nedenle EYT için Ocak ayını işaret ediyorlar. Hatta Ocak ayının başından Ocak ayının sonuna kadar geniş bir takvime de işaret ediliyor AK Parti kulislerinde. Ocak ayının başında da olabilir, sonunda da olabilir. Ancak bu noktada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. AK Parti kaynaklarının bize aktardığı Ocak ayının başından itibaren geçerli olacak bu düzenleme ve bu nedenle de Ocak ayının sonunda da çıksa bu yasa, bu düzenleme emeklilikte yaşa takılanlar açısından bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Olumlu bir düzenleme olacağı için, bu yılbaşından itibaren geçerli olacağı için koşulları taşıyan herkese yansımış olacak. O konuda bir sıkıntı yaşanmayacağına işaret ediyorlar. Dediğimiz gibi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili takvim nedir? Belki kapsam ve yaş konusunda henüz net bilgi yok ancak takvim nedir? 2022 yılı bütçe takvimi nedeniyle bu yetişmeyecek gibi görünüyor. Dediğimiz gibi AK Parti kurmaylarına göre düzenleme Ocak ayında gelecek. Bu arada da çalışma devam edecek diyelim.